GCM Forex'ten herkese merhaba. 27-31 Ocak 2014 tarihler arasındaki piyasaları haftalık olarak incelediğimizde özellikle teknik seviyelere baktığımızda öncelikli olarak altın fiyatları üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü uzun bir süredir altın fiyatları ile ilgili 1268 seviyesinin öneminden ve bu bariyerin geçirmesi durumunda orta vadeli trendin değişiminden bahsetmiştik. Evet. Normal şartlarda 1268'in geçilerek gün içerisinde de 1278'ler test edilmesi aslında trendin değişiyor mu sorusunun cevabında önemli bir cevap aldığımızı ve trend değişecekmiş görüntüsü olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu hafta FOMC tutanaklarının oluşmasından dolayı bu söylememizi ertelememiz gerektiğini ifade edebiliriz. Neden? Çünkü tutanaklar geliri ve açıklama altın fiyatlarının düşüşünü desteklerse altın fiyatları 1230 ve 1200 yeniden test etmek isteyebilir. Bu yüzden de özellikle ve özellikle FOMC tutanakları ile beraber altın fiyatlarında gerçekten orta vadeli görünüm değişti mi? Altın fiyatları 1326'lara kadar yükselecek mi? Sorusunun cevabını öğrenmemize katkı sağlayacaktır. Şimdi RSI indikatörüne baktığımızda henüz trendi değiştirecek herhangi bir hareket yok. Ama fiyat hareketlerine baktığımızda 1326'lara kadar bir çıkış isteği var. Şimdi bu çıkış isteğini destekleyecek FOMC ya da desteklemeyecek bir FOMC açıklamalarıyla beraber hareketlilik altın fiyatlarının net bir şekilde görülecektir. Bu yüzden de 1268 geçildi artık altın yükselecek gibi bir düşünce yapısına girmememiz gerekiyor ve FOMC tutanaklarının sonucunu beklememiz gerekiyor. Bu birinci neden. İkinci neden biz altın fiyatlarının orta vadeli trendinin değişebileceğini konuşuyoruz. Ancak uzun vadeli herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Neden? Çünkü biz daha 1326'ların üzerine çıkamadık bile. Yani bu yüzden de orta vadeler ne kadar yukarı yönlü çıkış oluşsa ve 1300'ler test edilse bile biz altın fiyatlarındaki negatif beklentimizin değiştiğini söylemiyoruz. Sadece uzun vadeli düşüşler devam ediyor ama orta vadeli olur da yukarı yönlü çıkış gerçekleştirirse yükselişler devam edebilir açıklamasını yapabiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Kısa kısa vadeli konuşacak olursak 1287 üst nokta, 1231 alt nokta, FOMC ile beraber 1287 geçilirse 1326'lar, 1231 desteği kırılırsa da yeniden 1200 ve 1180'ler hedeflenmek isteyecektir. Özetle orta vadeli trendi değiştiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapamıyoruz. Çünkü FOMC var ve 1320 mi test edilecek, 26'lar mı test edilecek yoksa 1200'den mi test edilecek sorusunun cevabını FOMC tutanakları sonucuna göre karar verebiliriz. Ve bu karar altın fiyatlarının yeniden hareketlerini etkileyecek en önemli seviyedir, kritik açıklamalardır diyebiliriz. Altından direkt ham petrol fiyatlarına geçecek olursak özellikle hatırlarsanız 92.60'lardan yani 200 haftalık hareketli ortalamadan destek alıp yukarı yönlü bir çıkış oluşmuştu ve bu çıkış 98 ile sınırlı kalmıştı. Hatırlarsanız 97-80'lerden dönüş gerçekleştirmişti. Neden? Çünkü içim oku indikatöründe bulutun üst noktası aynı zamanda kanalın üst noktası 98 seviyesini geçememişti. Geçemediği için de satış baskısına maruz kaldı. Ham petrol fiyatlarının yükselişine devam edebilmesi için öncelikle 98 seviyesini geçmesi lazım. Daha sonra da 99.15 yani 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde günlük kapanış şart. Bu şart sağlanırsa eğer yukarı yönlü çıkışlar devam edebiliriz diyebiliriz. Aksi takdirde bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirmek isteyebilir. çünkü yeniden aşağı yönlü hareketler oluşabilir tarzında bir fikir yapısına sahip olabiliriz. Yani stratejimiz 98 seviyesinin geçilmesi ya da 99-15'in üzerinde, günlük kapanış gerçekleştirmesi yukarı yönlü senaryomuz için önemlidir. Aksi takdirde yeniden tepki satışları oluşturmak isteyebilir açıklamasını yapabiliriz. Dolar yine geçecek olursak. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da bunun üzerine çok sıklıkta durmuştuk. 105.50 geçirmediği için bir iş kartlı yani kartlı ayı formasyonu devam etmek istemektedir. Japonya Bankes Bankası'ndan da ekstra bir açıklama gelmediği için yen değerlenmiş dolar yani de düşüşlerini sürdürmüştür. Genel görünüme baktığımızda 105.50 altında evet satış baskısı devam etmektedir. Ama 105.50 öncesinde de 103.85'e dikkat edelim. 103.85 altında var olan düşüş baskısının kendisini devam ettirmesi gerektiğine ilişkin teknik beklentiler halihazırda mevcuttur. Dolar Türk Lirası'na geçecek olursak dikkat ederseniz kanalın üst noktasında ve RSI indikatörü de daha önceki tepe noktasına yakın ve aşağı yönlü dönüş gerçekleştirme eğiliminde. Bu yüzden de 2.35 bariyeri bu hafta dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer 2.35 bariyerini geçemezsek 2.28'lere doğru tepki satışı oluşabilir ama genel görünüşün yükseliş olduğunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle biz şu anda var olan yükseliş trendinde tepki nerelere kadar gelebilir sorusunun cevabını arıyoruz. 2.35 geçilmezse 2.28'lere kadar tepkiler oluşabilir ama 2.35'in geçilmesi durumunda 2.39, 2.40 seviyeleri yeniden gündemimizde olacaktır diye biliriz. Sterlin dolar paritesine geldiğimizde geçen hafta özellikle cuma günü gelen satış baskısıyla beraber 1.66 66'lardan 1.64 kadar bir geri çekilmeyi gözlemledik. Haftanın ilk gününde yukarı yönlü biraz çıkışlar gerçekleşse de aşağı yönlü baskılar tepkisel olarak devam edebilir. 6440, 6405, 6360 gibi seviyeler test edilebilir. Ancak önemli olan burada tepki satışlarının daha fazla devam edip etmeyeceğini sorgulamamız ve burada karşımıza aslında çok net bir şekilde 64 0.5 ve 63-65 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır önemli bir şekilde. Bu destek noktası eğer aşağı yönlü kırılırsa satışlar devam edecektir. Ancak genel görünüme baktığımızda yükselen kanal içerisinde hareketlerini sürdürmekte ve olur da 1.63-60'lar yeniden test edilirse sanki tekrardan bir yukarı yönlü iğme kazanacakmış gibi bir görünüm söz konusu. Yukarıda 1.66-66'lar zaten kritik bir bariyer olduğunu görebiliyoruz. Çünkü buralardan satış baskısına maruz kaldı. Çünkü kanalın üst noktası 1.65-80'di. Genel anlamda 1.63-60 bu hafta dikkat edilmesi gereken seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Euro dolar paritesine gelecek olursak gördüğünüz üzere yükselen bir takoz formasyonu görünümü içerisinde ya da yükselen kanal üçgen formasyonu da diyebilirsiniz ya da bir kanal da diyebilirsiniz. Genel anlamda baktığımızda özellikle ve özellikle çok net bir şekilde sıkışık bir seyirini sürdürdüğünü şu noktada kırılış gerçekleştirse de tekrar kanalın içerisine girme eğiliminde olduğunu görebiliriz. Genel anlamda yükselişler devam etmekte. 1.34.90 seviyesi Fibonacci %50'lik düzeltme noktamız. Bizim geçen hafta yaklaşarak bu desteği kıramamıştı hatırlarsanız. Ancak genel anlamda 200 haftalık hareketli ortalama 1.33.15'in kanalın alt noktası olduğunu görüyoruz ve bu yüzden de bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu ifade edebiliriz. 1.33.15 öncesinde de 1.34.90 desteği önemlidir. Olur da tepki satışları gerçekleştirir ve 1.34.90 kırılırsa 1.33.15 yeniden orta vadeli alıcıları ilgilendirecek bir noktadır. Dikkat etmekte fayda var genel anlamda yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Daha önceki tepe noktamız 1.38.90 önemlidir. Çünkü daha önce baktığımızda altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskının devam ettiğini söylemekteydik. Hala aynı şekilde bu düşüncemiz devam etmektedir. 138 1.38.30'lara kadar bir çıkış oluşabilir ve burada kanal tekrar sorgulanacaktır ve buradan tekrar aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. Yani bu haftanın dikkatle takip edilmesi gereken noktaları 134.90 ve 138.30'lar olarak belirlenmiştir. Genel olarak haftalık teknik beklentilerle ilgili seviyelerimiz bunlardan ibaret. Euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol ve altınla ilgili teknik seviyelerle ilgili haftaya bakış beklentimizi paylaştık. Lütfen işlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trende göre pozisyon açmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı haftalar diliyoruz.